30 Nisan Cuma saat 18.30 STV Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Soner Yüksel. Günün gelişmeleriyle Ana Haber bültenimizde sizlerle birlikte olacağım. Malumunuz günlerden Cuma ayın 30'u ama aynı zamanda kısıtlama sürecinin tam kapanma sürecinin de ilk günü. Dün akşam 19 itibariyle 17 günlük tam kapanma süreci başladı. İlk dakikalarda evet Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de özellikle sabah saatlerinde bir sakinlik hakimdi. Ancak öğleden sonraki saatlerde cumartesi pazar yasakları gibi bir tablo vardı Eskişehir'de. Bültenimize Eskişehir'de bugünün tablosuyla, manzarasıyla başlıyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı saat 19 itibariyle ülke genelinde uygulanmaya başladı. Kapanmanın ardından Eskişehir'de de alanlar boş kaldı. Tam kapanma süreci tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de başladı. Diğer kapanmalardan biraz daha sıkı denetimin gerçekleştiği ve iş yerlerindeki belgelerin geçerli olmayacağı e-devlet üzerinden yapılan başvurular ve muafiyet kapsamına otomatik olarak tanımlanan kişilerin ancak dışarıda olabileceği bir sürecin içerisindeyiz. Ancak e-devletteki yoğunluk nedeniyle valilikler tarafından yayınlanan genelgede pazartesi gününe kadar iş yerlerinin düzenlemiş olduğu belgelerinde geçerli olabileceğini dile getirelim. Yasak tüm şehirlerde olduğu gibi Eskişehir'de de caddeleri, sokakları her zamankinden biraz daha sessiz bir hale bürüdü. Ancak muafiyet çok geniş bir alanda olduğu için yine Eskişehir caddelerinde, sokaklarında bu muafiyet kapsamına giren vatandaşların yaya ya da araçlarıyla ulaşımın içinde olduklarını da gözlemleyebiliyoruz. Eskişehir'de kapanmanın ardından cadde ve sokaklarda insan yoğunluğunun azaldığı gözlenirken görevli polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekiplerce dışarıya çıkmak için belgesi olmayıp yasağa delen vatandaşlar hakkında işlem uygulandı. Şimdi önce hemen arkamdaki görüntüde bir duralım. Aslında tam kapanma ya da sokağa çıkma yasağı dendiğinde aklımızda olması gerektiği gibi bir tasvir varsa sokaklık adına, sessizlik adına bu olması gerekiyor. Kısmen hani çok böyle mesai diye tabir edilebilecek saatler dışında bunu görebiliyoruz. Ama ilerletelim görüntüyü, yönetmenimizden rica edelim. Benim anonsumun olduğu noktaya gelirsek gün içinde özellikle öğleye doğru saatlerde ve öğleden sonraki saatlerde Eskişehir'in diğer hani kısıtlama öncesi günlerinden çok bir farkı olmadığını dile getirebiliriz. Çünkü günlerdir diyoruz muafiyet çok geniş. Bu bir tam kapanma değil. Eskişehir'de 100 binden fazla insan çeşitli sebeplerle dışarıda, gerek yaya olarak gerekse araçlarıyla toplu taşımada kısmen de olsa hizmet veriyor. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo bizim arzu ettiğimiz, beklediğimiz bir tablo değil ama istiyoruz ki sonuç versin, netice versin. En azından bayramın hemen akabinde insanlar psikolojik olarak, sağlık adına, ekonomi adına rahat bir nefes alsın. Bir de hatırlatmadan geçemeyeceğim. Şimdi malumunuz daha önceki kısıtlamalarda herkesin kurumlarıyla bir şekilde bir izin alışverişi, bir izin trafiği oluyordu. Kurumlar tarafından verilen çalışma izinleriyle birlikte gidiş gelişler gerçekleşebiliyordu. Herhangi bir ekip çevirdiğinde, denetime tabi tuttuğunda bunlar geçerliydi. Lakin Süleyman Soylu önceki gün açıklama yaptı. Dedi ki bu belgeler geçerli olmayacak. Müthiş bir e-devlet sistemimiz var. Tüm dünya ülkeleri kıskanıyorlar bu e-devlet sistemimizi. Orada Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak İçişleri Bakanlığı kısmında bir izin belgesi var. İşte bu belgeleri alacaksınız. Sistem otomatik olarak entegre edecek bunu. Dolayısıyla muafiyete girmiyorsa resmi olarak dışarıya çıkamayacak insanlar dedi. Ama gelin görün ki e-devlet sisteminde 24 saati aştı. O bölüme girmenin hani herkesin kıskandığı, gıptayla baktığı, dünya ülkelerinin imrendiği o sistem ne yazık ki çalışmıyor. Yoğunluğu kaldırmıyor. Dolayısıyla insanların o belgeleri edinmeleri şu an için söz konusu değil. Bununla da ilgili valilikler birazcık süreyi uzattı. 1-2 günde de eski belgelerle bu süreci kotarabiliriz. Ama 2 Mayıs'tan itibaren o belgeler geçerli olmayacak. Yeni belgeler devreye gireceklendi. Ancak bir taraftan da ilerleyen haberlerde var.
3 Mayıs itibariyle işte KOSGEB başvuruları, esnaf başvuruları, bunlar da E-Devlet üzerinden alınacak. Yani yine bir yoğunluk olacak. Bu konuyla ilgili ivedilik içeren bir çözüm üretmesini bekliyoruz. Özellikle bilişim teknolojisi alanında devletin ilgili birimlerinden diyelim ve devam edelim bültenimize. Esnaf pek çoğu bu sürece desteksiz girildiği için sitemkar, çok büyük sıkıntılar çektik. Bu 17 günde bir nevi cilası olacak bu sürecin, nasıl ayakta kalacağız dedi. Esnafın bir kısmı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli bir gelişme aktarıldı. Bu müjde özellikle imalat sektöründe çalışan orta ve küçük vadeli işletmeleri ilgilendiriyor. 25 bin lirayla 75 bin lira arasında toplam 5 milyar liralık bir destek olacak. 3 sene geri ödemesiz, sonraki süreçte de 4 aylık periyotlar halinde. Belki evet yeterli değil diyenler olabilir ama bir nebze olsun yaraya derman olacaksa ne mutlu bundan yararlanabilecek olan esnafa. Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle memur ve esnaflar için hazırlanan yeni destekleri açıkladı. Emekliler için 2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı aldıklarını hatırlatan ve bu düzenlemenin mecliste varılan uzlaşmayla gerçekleştirildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının da 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatırılacağını açıkladı. Salgından olumsuz etkilenen esnafa yapılan aylık 1000 lira kira desteği ile 750 ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresinin bir ay daha uzatıldığını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. Tescomp ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca Tescomp kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere Tescom tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili bir başka önemli düzenleme de yine mecliste uzlaşmayla görüşülüyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bu süreç içinde marketlerde gıda dışındaki ürünler, işte kilimdir, halıdır, klimadır, beyaz eşyadır, bununla ilgili satışların yapılacak olmasını haksız rekabet olarak değerlendirip esnaf adına Eskişehir Valiliğine başvurularda bulunmuştu. Ve bununla ilgili Eskişehir'de marketleri içeren özel bir karar alındı. Eskişehir Valiliği İl Hıfzı Sıha Kurulu tarafından marketlerde o ürünler satılamayacak, müşteriyle o ürünler arasına fiziksel engeller konulacak. Eskişehir İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu tarafından tam kapanma sürecinde faaliyet gösterecek olan market ve zincir marketler için önemli bir karara imza atıldı. Yasakla ilgili önemli gelişmelerden biri de zincir ve süpermarketler adına yaşandı. Eskişehir Valiliği ve İl Hıfzı Sıha Kurulu yapılan esnaf başvuruları sonrasında marketlerde züccaciye, tekstil, beyaz eşya, klima gibi gıda dışındaki ürünlerin satışının engellenmesine, aynı zamanda engellenen ürünlerle vatandaşların arasında onların ulaşamaması için fiziksel mesafe konmasına karar verdi. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu'nun 27 Nisan 2001 tarih ve 23 no'lu kararıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çalışmalarına izin verilen market ve süpermarketlerin satış yaptığı ürünler arasında bulunan inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye, otomotiv, züccaciye, hırdavat ve giyeceklerin satışına izin verilmemesine, bu marketlerin müşterilerin bu ürünlerin satıldığı reyonlarına ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirleri almalarına karar verilmiştir denildi.
Alınan karar için Eskişehir Valisi Erolay Yıldız'a ve İl Hıfzı Sıha Kurulu'na teşekkür etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de tam kapanma sürecinde başta tramvay ve otobüs seferleri olmak üzere belediye hizmetlerini içeren bir açıklamada bulundu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde vatandaşların hangi hizmetleri nasıl alacağını sosyal medya hesaplarından duyurarak bir açıklamada bulundu. Açıklamada ulaşım, halk ekmek büfeleri, cadde otoparkları hakkında da bilgiler verildi. Yapılan açıklamaya göre 30 Nisan Cuma tarihi itibariyle toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda tam kapanma sürecinde muaf olan vatandaşlar için tramvaylar 30 Nisan ve 3, 4, 5, 6, 7 Mayıs tarihlerinde bazı hatlarda seyreltilmiş seferler gerçekleştirecek. 17 günlük tam kapanma süresi boyunca otobüsler ise yeniden düzenlenen sefer saatleriyle yasaktan muaf olan vatandaşlara hizmet verecek. Bu süreçte 12 ilçe ile kent merkezi arasında hizmet veren ilçe otobüsleri hafta içi seferlerine devam edecek, kırsal mahalle otobüsleri hafta içi sabah ve akşam olmak üzere iki sefer gerçekleştirecek. Kent genelindeki halk ekmek büfeleri pazar günleri hariç haftanın 6 günü 10-17 saatleri arasında hizmette olacak. Cadde otoparkları tam kapanma süresi boyunca yasaktan muaf olan vatandaşlar için ücretsiz olarak hizmet verecek. Vatandaşlar 10-17 saatleri arasında evlerine en yakın sumatiklerden su yüklemesi yapabilecek. Bu saatler dışındaki yüklemeler için Alo 185 üzerinden 7/24 Eski'ye ulaşılabilecek. Ayrıca Yunus Emre Halk Çarşısı'nda bulunan Eski abone işleri de mesai saatleri içinde acil işlemler için hizmet vermeye devam edecek. Zabıta ve itfaiye teşkilatı 7/24 görev başında olacak. İhtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş üzeri vatandaşlar ve engelli vatandaşlar tam kapanma boyunca temel ihtiyaçları için 112 çağrı merkezini arayarak vefa gruplarından destek alabilecekler. Seyyar Tuhafiyeciler Oda Başkanı Ali Safa Şen, bu nasıl kapanma dedi, %70'e %30, mağdur olan yine biziz, bizim esnafımız, yine bu sorunun muhatabıymış gibi bir muameleye tutuldu. Onların giderleri var, devlete olan yükümlülükleri var, ailelerini geçindirmek zorundalar, ne yapacak onlar diye sordu. Eskişehir Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ali Safa Şen, 17 günlük tam kapanma hakkında konuştu. Esnafa destek verilmeden tam kapanmaya geçildiğini belirten Şen, küçük esnafın mağdur edildiğini ve bir an önce beklenen desteklerin verilmesi gerektiğini ifade etti. Bayramda da ticaretimizi yaparız diye ürünlerini de getirdiler, tezgahlarına koydular. Ama hiçbir devlet yardımı olmadan direkt Sayın Cumhurbaşkanımız kısıtlamaları açıkladı. Dolayısıyla devlete olan yükümlülüklerini yerine getirecekler. Bir takım ihtiyaçlarını, kendi evleriyle bakım olan ihtiyaçlarını da temin edecekler. Ticaret yapamadıkları ortamda bunları nasıl yapacaklar? Gerçekten düşündürücü. Eğer bu kısıtlama yapılacaksa daha geniş kesimlerde devlet daireleriyle birlikte yapılmalıydı. Esnafın artık isyan etme noktasına geldiğine dikkat çeken Şen, devlete olan yükümlülüklerini yerine getirecekler. Bir takım ihtiyaçlarını, giderlerini de temin edecekler. Ticaret yapamadıkları ortamda bunları nasıl yapacaklar diye sordu. Bu Ramazan ayının ikinci yarısını ve Ramazan bayramını gerçekten çok buruk, sıkıntılı, ailece sıkıntılı ve buruk olarak geçiriyoruz. Devletimizden madem bu esnafımıza kısıtlamayı getirdi, bir takım destekleri ve yardımları da acilen bekliyoruz. Dayanışma ayı içerisindeyiz. Dolayısıyla paylaşmak, olanı olmayanla bölüşmek son derece değerli, son derece özel kavramlar. Hem iyi hissettiriyor hem de bir yerlerde başta çocuklar olmak üzere aslında yüreklere dokunuyor. LÖSEV de bu işi yıllardır bağışlarla çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyor. Üstelik Diyanet onayıyla fidyeler, fitreler ve zekatlar da yine LÖSEV'e bağışlanabiliyor. Eskişehir LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan da bunları hatırlattı ve Eskişehirlilere çağrıda bulundu. LÖSEV Eskişehir Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan, Ramazan ayı nedeniyle LÖSEV'e bağış yapmak isteyen vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı. LÖSEV olarak bu Ramazan'da önce çocuklar iyileşsin diyoruz diyen Durukan, çalışmalar kapsamında vakıf olarak Diyanet'in de onayıyla
bu yılda fitre, fidye ve zekatları kabul ediyoruz diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu. İrtibat ofislerimizin bulunduğu her noktada ofislerimizi ziyaret ederek makbuz karşılığında elden teslim ederek bağışlarını gerçekleştirebilirler. Bununla beraber pandemi dolayısıyla en çok aslında gündemde olacak detaylardan biri temassız bağış. Bu kısımda da yine değerli bağış ve bağışçı adaylarımız tercihen olabilir. Tam kapanma dönemine yaklaşıyoruz veya yaş sebebiyle bağışlarını dilerlerse interaktif bağış seçeneklerimiz üzerinden losev.org.tr resmi internet sitemiz veya interaktif bankacılık seçenekleriyle bankaların bağış ekranlarından yapabilirler. Bununla birlikte fitre bedeli bu yıl biliyorsunuz 28 lira olarak belirlendi. Fitre yazıp 19.98'e SMS bağışı yaparak 28 lira değerinde yine fitrelerini ödeyebiliyorlar. Eskişehir ofisi olarak biz aynı zamanda ilimizde bulunan değerli bağışçılarımızı da tam kapanma dönemine özel ziyaret ederek bağışlarını kabul ediyor olacağız. Bilgileri olsun, buradan da çağrımızda bulunalım. Bizi arayıp ulaştıklarında 0222 999 1998 irtibat numaramızdan taleplerini bıraktıklarında biz kendilerine acizane tedbirler kapsamında ziyaret edeceğiz ve makbuz karşılığında bağışlarını alabileceğiz. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen ömür boyu gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle Atatürkçü Düşünce Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Lyons kulübümüzün düzenlediği 25. 1996 yılından itibaren İstanbul İncirli Lyons Kulübü tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve fikirlerini yaşatmak adına verilen Atatürkçü Düşünce Hizmet Ödülü bu yıl Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'e verildi. Pandemi sebebiyle Zoom üzerinden gerçekleştirilen ödül törenine Lyons Kulübü Konsey Başkanı Aysan Şakar, Genel Yönetmen Sibel Güllü, İncirli Lyons Kulübü Başkanı Fahrettin Kazak ve kulüp üyeleri katıldı. Onur konuğu olarak törene davet edilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, hayatı boyunca yaptığı çalışmalarla Atatürkçü Düşünce Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Hangi engel çıkarsa çıksın karşıma, vazgeçmem, o engeli aşmaya çalışırım. Törende konuşan İncirli Lyons Kulübü Başkanı Fahrettin Kazak, ilk ödülümüzü 1996 yılında değerli hocamız Türkan Saylan'a vererek başlattığımız Atatürkçü Düşünce Hizmet Ödülü geleneği, Atatürk sevdalısı, hayatını ve eserlerini Atatürk ilkelerine adamış büyüklerimize vererek bugünlere geldik. Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'in dediği gibi Atatürk'e, ilkelerine ve Cumhuriyet'e borcumuz var. Bizler Atatürk sevdalıları olarak bu yıl Atatürkçü Düşünce'ye Hizmet Ödülünü değerli hocam Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'e vermenin haklı gururunu yaşıyoruz dedi. Kendisini Atatürkçü Hizmet Ödülüne layık gördükleri için İncirli Lyons Kulübü'ne teşekkür eden Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, Lyons kulüplerinin Atatürkçü Düşünce'yi yaşatma gayretleri her türlü takdirin üzerinde dedi. Beni çok duygulandırdınız, çok heyecanlandırdınız. Zaten Atatürk olduğu zaman benim için akan sular durur. Gerçekten çok duygulandım. Hakiş Eskişehir Başkanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Ulus Anıtı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Hakiş Eskişehir Şubesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Ulus Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. Koronavirüs önlemleri kapsamında az sayıda kişiyle yapılan açıklamada konuşan Hakiş Eskişehir Şube Başkanı Ayşegül Durur, tüm emekçileri Hakiş saflarında mücadele etmeye davet etti. Hakiş olarak taleplerini sıralayan Durur, konuşmasını şu şekilde sürdürdü. Hakiş olarak bu 1 Mayıs'ta örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini istiyoruz. Başta kitler olmak üzere tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan kamu toplu iş sözleşmesi istiyoruz. Ücretlerdeki vergi dilimlerinin %20'de sabitlenmesini istiyoruz. Herkes için düzenli askeri gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümünü istiyoruz. Covid-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. Tüm emekçilerimizin daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz.
Eskişehir'in simgesi diyebileceğimiz Odunpazarı tarihi bölgede pandemi sürecine rağmen görsel şölen cam sanatları atölyesinde ara vermeden devam ediyor. Eskişehir'in simgesi Odunpazarı bölgesindeki cam sanatları atölyesinde üretim pandemiye rağmen devam ediyor. Uzun yıllardır gerek farklı illerden gerekse farklı ülkelerden birçok turistin ağırlandığı Odunpazarı'nda cam sanatçıları görsel şölen sergiliyor. Belediyenin desteğiyle tamamen halka hizmet, kültürel anlamda görsel şovların yapıldığı bir atölye. Türkiye'de az sayıda bulunan sıcak cam atölyelerinden birisinin bulunduğu Eskişehir'de üretilen cam ürünlerinin satışı ve sergisi belediye bünyesinde yapılıyor. Biz bunları satıyoruz, sergiliyoruz, izleyicilere dersini veriyoruz, eğitiyoruz. Cam sanatları atölyesinde üretilen ürünler ve verilen eğitimler hakkında bilgiler veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, cam sanatları Odunpazarı Belediyesi tarafından ciddiye alınan bir sanat dalıdır. Belki de cam fırını ve cam atölyeleri olan tek belediyeyiz dedi. Bir uluslararası cam festivali düzenli bir biçimde yapıyorduk ama pandemi buna engel oldu. Ancak atölyelerimizde üretimlerimiz devam ediyor. İşte şu gördükleriniz bizim atölyelerimizde orijinal olarak çalışanlarımız tarafından üretilen materyaller. Severlerin çok keyif alacağı bir adrese konuk olacağız. Çakır çifti evlerinde besledikleri kediler nedeniyle başta komşularıyla sorunlar yaşasa da zaman içinde başka bir yer bulamayıp evlerinin tamamını kedilere tahsis ettiler ve bir nevi kedi oteline çevirdiler evi. Eskişehir'de kedileri sevdiği için oturduğu evi kedi oteline çeviren Metin Çakır isimli vatandaş, şimdilerde hem para kazanıyor hem de daha çok hayvanla vakit geçiriyor. Eskişehir'de kedileri çok seven Metin Çakır ve eşi, oturdukları evde komşularıyla kediler yüzünden sorun yaşamaya başladı. Ardından bir gün veterinerde kafeste bulunan kedileri gören çift, kedi oteli yapmak için harekete geçti. Bizim bu yöntemimize, başlamamıza asıl neden veterinerdeki kafesteki kediler oldu. 4 günden fazla kalamıyor kediler. Ondan sonra bırakıyoruz dediler. Ben de eşime dedim ki bu böyle olmaz. Biz yıllardır kedilerin içindeyiz. Biz bunu profesyonel olarak kafaya yerleştirdik. Ona göre dizayn ettik. Biz bu işe başladık. Hayvansever çift oturdukları evleri kedilere bırakmaya karar verdi. Kediler için banyosundan mutfağına dizayn edilen ev, aradan geçen yaklaşık 2 yıl içinde 700 kediye ev sahipliği yaptı. Evde kafes olmadan özgürce gezen kedilerin bakımını ise yine çift birlikte yapıyor. Ne var? Kedilerini bırakan müşterilerin de memnun olduğu otelde her şey kediler için düşünüldü. Evet, bugüne, daha doğrusu bugünün haberlerine şimdilik nokta koyalım ama şehir ve ülke gündemi 20.30'da Fikir Meydanı'nda yine Eskişehir'in değerli gazetecileri tarafından STV ekranlarında paylaşılacak. Öncesinde 19.00'da iftar sevinciyle az sonra sizleri baş başa bırakıyor olacağız. Ben Soner Yüksel, yarın güzel ve yeni gelişmelerle karşınızda oluncaya dek her şey gönlünüzce olsun, mutlu iftarlar.